Hüsamettin, benden kaçmak neymiş göreceksin. Benden kaçmanın cezası ölümdür. Hüsamettin, merak etme oğlum. Korkunç büyücü gelse bile sana zarar veremez oğlum, merak etme. Ama anlamıyorsun babacığım. O çok güçlü bir büyücü yani. İstersem istediğim yere gideyim. Eninde sonunda beni öldürür. Arkadaşlar, her beğenine bu kötü büyücüye bir tokat, her abonede 10 tekme olsan. Hadi bakalım, abone olun, like atın, bu kötü büyücüye gününü gösterelim. Hadi be oradan, ondan da büyük Allah var yani. Allah'a sonsuz kere inanıyoruz. Allah'ımız bize yardım eder, yeneriz ona. Bilmiyorum babacığım, gerçekten çok güçlü bir büyücü. Eğer onun eline düşersem sağ çıkmam mümkün değil. Sadece seni öldürmeyeceğim Hüsamettin. Senin yanında tüm şehirdeki insanları da öldüreceğim. Kötü büyücünün gazabından hiçbiriniz kurtulamayacaksınız, anladınız mı? Hepinizin sonu geldi artık. Allah kahretsin, ne oluyor? Deprem mi oluyor? Deprem oluyor galiba. Kaçın, kaçın. Deprem değilmiş ama bu da ne böyle? Hepinizi yakıp küle çevireceğim. Bu şehirdeki tüm evleri yakacağım. Bu da ne böyle? İlk kez bu kadar büyük bir yaratık görüyorum. Anneciğim. Uy ula oğlum, ne oluyor oğlum? Deprem mi oluyor oğlum? Seni sersem öleceksin. Ula oğlum, ne yolun ortasında duruyorsan oğlum? Çekilsene, traktörümle geçemiyorum ya. Son duanı et. Ula oğlum, traktörüm yanıyor oğlum. Ne yaptın sen bana ya? Ula yardım edin oğlum ya. Yok yok, bu böyle olmayacak. Böyle giderse şehirdeki bütün evleri yakacak bu adam. Birinden yardım almamız lazım acilen. Tepegöz, beni iyi dinle. Yardımına ihtiyacımız var. Şehrimiz saldırı altında. Hepimizi yakacaklar. Sen hiç merak etme Kerem Komiser. Ben şimdi hepsini öldüreceğim onların. Hadi Tepegöz, aramızda en büyük sensin. Onunla baş etsen etsen seni dersin. Hadi yardım et bize. Siz hiç merak etmeyin yani. Bana gerini gösterin, gerisine karışmayın. Seni sersem karşıma çıkmaya nasıl cüret edersin? Aman yarabbi, bu ne böyle? Ben bununla baş edemem yani Kerem Komiser. Şu yaratığa bak ya, Tepegöz'den bile 10 kat daha büyük. Öleceksin. Anneciğim, gidiyorum ben. Bu ne böyle? Kaçıyorum. İşte Hüsamettin'in evi burası. Hüsamettin, beni duyduğunu biliyorum. Çık karşıma, çık. Söylemiştim babacığım, işte buldu beni, kapının önünde şu anda. Hüsamettin oğlum, gitme oğlum. Gitmem gerek anneciğim, eğer gitmezsem size de zarar verecek. Hüsamettin oğlum, ben sana güveniyorum oğlum. Bence sen bu dünyadaki en güçlü büyücüsün. Babacığım anlamıyorsan, o benden daha güçlü işte, o benden daha güçlü. Hayır oğlum, sen ondan daha güçlüsün. Çünkü sende onda olmayan bir şey var. Seni çok seven bir ailen var senin. Doğru söylüyorsun babacığım. Aile gücünden güçlü başka hiçbir güç yoktur. Hadi oğlum, yenersin onu. Savaş onunla, yenersin aslan oğlum. Tamamdır canım ailem, sizin için savaşacağım onunla. Sizin gücünüzle güç alıp onu yeneceğim. Sana dışarı çık dedim Hüsamettin. Eğer çıkmazsan ben içeri gelip tüm aileni öldüreceğim. Çıkıyorum işte, merak etme, buradayım. Benden kaçmanın bedelini ağır ödeyeceksin. Canını vereceksin. Hayır, bana zarar veremezsin. Ben ailem olmadan yapamam. İyi bir büyücünün ailesi olmaz, anladın mı sersem? Ben senin gibi değilim, anladın mı? Benim bir ailem var. Ailem olmadan hiçbir yere gitmiyorum. O zaman ölüm fermanını imzaladın. Son duanı et. Sen beni yenemezsin. Ben senden daha büyük ve daha güçlüyüm. Benden güçlü olamazsın. Ben tam olarak 7050 yaşındayım. Benden daha yaşlı olabilirsin ama eksik olduğun bir şey var. Sen aile sevgisinden mahrumsun. Aile sevgisi dediğin nedir ki? Hiçbir şey. Hayır, yanılıyorsan. Bu dünyada aileden güçlü hiçbir şey yoktur. O yüzden ben seni öldüreceğim. Al o zaman. Öleceksin. Al bakalım. Bak buradayım işte. Senin büyülerin bana işime yaramaz.
Ne? Ama bu nasıl olur? Geber! Ölmüyor, hayır! Geber diyorum sana, geber! Boşuna uğraşma kötü büyücü, beni yenemeyeceksin. Ama ben seni yenebilirim. Hayır, olamaz, olamaz! Son duanı et bakalım büyücü. Bu şehirden gitme vaktin geldi senin. Al bakalım! İşte bu, yendim onu, yaşasın! Hüsamettin, canım oğlum, aslan oğlum benim. Çok iyi yendin, aferin oğlum, aferin. Sen haklıydın babacığım. Aileden güçlü başka hiçbir şey yokmuş. Baksana, yendim onu. Aferin oğlum, aferin. Sen bu dünyanın en büyük, en güçlü büyücüsüsün. İşte orada, yakalıyorum hemen onu, yakalıyorum. Ha? Ama bu sadece bir kostüm. Ne, nasıl yani Kerem komiser? Hüsamettin, bu sadece bir kostüm. İçindeki büyücü kaçmış. İçinde kim olduğunu bilmiyoruz. Ama nasıl olur? O sadece bir kostüm miymiş? İyi de onun içindeki kim o zaman? Merak etme Hüsamettin. Bu kostümü kimin giydiğini, bu kötülükleri kimin yaptığını bulacağım ben. Tamamdır Kerem komiser, güveniyorum sana. O kostümün içindeki kim, bul onu. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi kötü büyücü kaçtı. Sadece kostümü kaldı geriye. O kostümün içinde kimin olduğunu bulmamız lazım. Buradaki şüphelileri sorgulayacağız ve kim olduğunu bulacağız. Gördüğünüz gibi burada bir sürü büyü yapmasını bilen karakterler var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi suçlu. Kimin olduğunu bulmamız lazım. Tabii sizin de yardım etmeniz lazım. Önce şöyle bir tanıyalım tek tek. Ondan sonra sorgulayacağız arkadaşlar. Ve herkesi sorgulayınca bu kostümü kimin giydiğini bulmuş olacağız. Şöyle bir başlayalım arkadaşlar. İlk önce Aref var. Biliyorsunuz Aref de bayağı bir şüpheli. O da büyü yapmasını biliyor yani. Onun yanında burada Hugi Wugi var arkadaşlar. O da çok tehlikeli bir karakter. Hugi Wugi'mizin yanında Chucky var arkadaşlar. Chucky de bayağı bir kötülükler yapıyor. Hemen şöyle yanına bakalım. Kötü Elif var arkadaşlar. O da büyü yapmasını bilen bir karakter. İlk önce Aref'le başlıyorum arkadaşlar. Aref, söyle bakalım, sen miydin o korkunç büyücü? Hayır Kerem komiser, ben neden böyle bir şey yapayım? Vallahi sana bayağı bir benziyor yani. Boyutlarınız tam olarak uyuyor. Gözlerin de benziyor. Yani yapmış olabilirsin. Ben olsam bile ben neden kendi aileme saldırayım? Hüsamettin benim kardeşim. Arkadaşlar Aref aslında doğru söylüyor. Bildiğiniz gibi Aref'le Hüsamettin kardeş. O yüzden bence Aref yapmamıştır. Tamamdır Aref, sen gidebilirsin. Şöyle devam etmemiz gerekirse arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz Hugi Wugi var ama ondan şüphelenmiyorum. Şöyle devam edeyim. Selena olabilir. Hayır Kerem komiser, ben neden yapayım? Ben bir iyilik meleğiyim. Sadece iyilik yaparım. Arkadaşlar Selena da doğru söylüyor aslında yani. Selena sadece iyilik yapıyor. Bence Selena da değildir. Güveniyorum sana Selena. Ben sadece iyilik yaparım. O zaman şöyle devam etmemiz gerekirse, ben korkunç Chucky'den bayağı bir şüphelendim. Onu sorgulayalım. Siz de şüphelendiniz mi arkadaşlar? Hayır, ben yapmadım diyorum. Anlamıyor musunuz? Yapmadım. Vallahi Chucky, son günlerde zaten bayağı bir uğraşıyorsun şehre saldırmak için. İlk önce bir dev gönderdin, sonra kendini saldırdın. Bence sen olabilirsin. Hayır ben değilim. Sizi sersemler, bırakın beni, bırakın. Arkadaşlar ben Chucky'den çok şüphelenmeye başladım şu anda. Zaten bayağı bir şüpheli davranıyor. Yorumlara atmamı istiyor musunuz yazın. Demek sen yapmadın. Vallahi ben burada başka şüpheli göremiyorum yani. Kim yaptı o zaman? Ben yapmadım. Kötü Elif yaptı. Kötü Elif. Demek kötü Elif yaptı. Arkadaşlar bunlar birbirine suç atmaya başladı. Biz bu büyücüyü bulamayacağız galiba. Sen mi yaptın kötü Elif? Hayır ben yapmadım. Sizi gebertirim. Bana bak, benimle böyle konuşamazsınız. Kim yaptıysa bulacağım onu. Eninde sonunda bulacağım. Arkadaşlar o kostümün içinde kim vardı? O kötü büyücü aslında kimdi? Biliyorsanız, tahmin ediyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumuna kalp bırakacağım. Doğru bilenlere abone olacağım. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu kostümün içinde kimin olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Bilenlere büyük bir ödül vereceğim. Hadi bakalım. Devamını istiyorsanız abone olup like atın. Görüşürüz.